Bu bölümde daha çok ses efektleriyle uğraşacağız. Ama o konuya geçmeden önce şöyle bir ek özellik yapalım. Buradaki cam barı %50'den fazlaysa yeşil, %20 ile %30 arasındaysa sarı, %20'den azsa kırmızı renkte görünsün. Böyle bir özellik ekleyelim. Bunun için CSS'ten önce bakalım. Cam barının özelliği, renk özelliği, background color, player life bar status, background color, brown demişiz. Brown, tabii burada şöyle yapmak gerekiyor. Kod olmadığı için burası çift slash olmuyor. Brown sıfırla 20 arası olsun. Bir tane sarı renk gerekiyor bana. Sarı renk. Kırmızı bu kırmızı olsun. Koyu bir sarı. Gold. Tabi renk kodu da kullanabiliriz direkt. Ben bu belirlenmiş kodlar güzel renklerdir diye onları kullanıyorum. Bir tane de yeşil. Yeşil renk istiyorum. Pastel bir yeşil. Çok açık olabilir yeşil olarak. Şu olsun. Bir deneyelim. 51'den 100'e kadar da şu renk olsun. Başlangıç rengi artık önemli değil çünkü bunu kodla değiştireceğiz. Bunu nerede değiştirebiliriz? JavaScript'ten değiştireceğiz. Bunu yöneten class neydi bizim? Board.js'ydi. Orada bunun kaç yüzde kaçta olacağını ayarlayan fonksiyonumuz neydi? Set player life vardı. Bunun altına ne diyelim? Eğer life büyükse elden büyükse nesnem.style still background color eşittir. Bakalım bu şekilde çalışıyor mu? Sanırım çalışmıyor. Ona bakalım internetten. Belki şu şekilde olabilir. Şurada arama yapalım. JavaScript still background color. En sonuncusu bizim gibi kullanmış ama bir hatayla mı karşılaşmış? Cevap olarak string
Evet. JavaScript'te ki standarta uygun şekilde böyle düzenlenmiş. Normalde CSS'de tre color oluyor. Neydi bizim? 50'den büyükse şu renk olmasını istiyoruz. Bir bakalım çalışıyor mu? Hı. 50'den büyük o renk oldu. Güzel. Else eğer 50'den büyük değilse eğer büyükse 20'den büyükse ne olacak? 20 ile 50 arasındaysa buraya girecek. Gold. Else bunların hiçbiri değilse 0 ile 20 arasında olduğu anlamına gelir. O da brown olsun. Kaydediyorum. Çalıştıralım. Evet, şimdi ilerleyelim biraz. İlerledikçe azalacaktı barımız. Şimdi %50'nin altına düşünce sarı oldu. Sarı biraz ama açık renk kalmış olabilir. Biraz açık renk oldu sarı. 20'nin altına düştüğünde de kırmızı olacak. Tek sorun sarının biraz açık renk kalması. Hangi sarıyı kullanmıştık? Dark red. Dark orange kullanabiliriz sarı yerine. Dark orange kullanırsak şunu ilk başta white diyelim. İlk yüklendiği zaman çünkü bar görünüyor. Bir kırmızı görün, kırmızı olarak görünüyor. Sonra kod çalıştığında onu düzenliyor tekrar. White dersek ilk göründüğünde beyaz olduğu için hiçbir şey görünmez. Kod bizim fonksiyonumuz onu düzenlediğinde görünür hale gelir. Şuradan port gold yerine dark orange'ı seçelim. Bakalım yeniledim. Evet, hiçbir şey görünmüyor. Direkt açılıyor. Sarı rengi yapacağız. Orange. Evet. Daha da ilerledikçe %20'nin altına düşerse daha koyu bir kiremit rengine dönüşüyor. Evet. Şimdi sesle ilgili konuya geçebiliriz. Sesi nasıl yapacağız? Biz bunun için bir class açmış mıydık? Ses dosyalarını eklemiştik. Ses için bir class açacağız. Adına sound CS diyelim. Ne yapalım bir tane function sound boş bir fonksiyon sound.init eşittir bir tane başlangıçta çalışacak fonksiyonu ekleyelim. Evet. Şimdi araştıralım bakalım ses nasıl ekleniyor. Ses nasıl kullanılıyor? Şuradan JavaScript play sound dersem şurada play sound with JavaScript şöyle baştan birkaç tanesini açalım. Sırayla bakalım. jQuery bize uygun değil. In Safari, Effect in Mouse Overlap.
Bakalım burada ilkinde kütüphane önermiş. Kütüphane önermiş bu işi yapmak için. Biz kütüphane kullanmak istemiyoruz. Biz olabildiğince hiç kütüphane kullanmadık şu zamana kadar. Bundan sonra da temel JavaScript komutlarıyla yapmak istiyoruz. Burada document get element bir DOM nesnesi almış. Ne yapmış bu? Bir HTML koduyla ses dosyasını HTML'in içine eklemiş. Bizim resimleri eklediğimiz gibi eklemiş. Ondan sonra o ses dosyasını çağırmış. Bir değişkene atamış ve değişken nokta play demiş. Böylece çalmış ses dosyasını. Ben HTML'in içine eklemeden ses dosyasını sadece JavaScript ile yolunu vererek açabilir miyiz ses dosyasını? Ona bakmak istiyorum. Genel olarak ama hepsi dokümana eklediği nesneden şu nedir? Document.source house play hemen hemen hepsi bu şekilde kullanmış. Peki, deneyelim. Bütün örnekler o şekilde. Deneyelim. Index.html'in içine giriyorum. Body'nin içerisine ses görünen bir nesne olmadığı için game container'ın dışına şurada bulduğum tag'i ekledim. Her yerde öyle mi eklemişti? Şimdi başka bir yere de bakayım. Burada da şu şekilde eklemiş. Embed tag ile eklemiş. Burada da öyle eklemiş. Bu bir wav dosyası. Auto start with height sound id vermiş. Şu da çalışmazsa bu. Şunu silelim. Bu çalışmazsa geri döneriz ona. Şöyle bir şey. Nerede bizim? Sound kwow diyelim. Burada da wow yapmış. Uzantıdan kaynaklanan bir sorun çıkmasın diye önce buradaki örnekten yapıyorum. Bende mp3 de var. Belki mp3 için başka bir ek bir şey eklemek gerekiyordur. Auto start başlangıçta başlamasın. Genişlik ve yükseklik vermiş ve ID vermiş. ID'ye biz K sound diyeceğiz. Enable JavaScript de true. Evet. Şimdi peki bu benim oyunumda ilk çalıştırdığımda çalışıyor. Ve şurada height ve width'i birebir yaptığımız için şurada bir boşluk oluştu. Ve yukarıdaki eklenmiş nesneler de çıktı. Hatırlıyor musunuz? Ondan şüphelenmiştik.
Önce şurayı düzeltelim. Hazır orayı görmüşken. Neredeydi orası? Level. Nesne eklerken random çarpı koordinat dersen tabii ki bu sıfır sıfırdan şu sayıya kadar bir değer üretmiş olurum. Yapmam gereken şey artı bir. Artı bir eklemek. Şurada da yapmışım. Trap için yapmışım. Başka var mı? Random yaptığım. Başka yok. Peki. Şu CTRL'ye basıp devam ediyorum. Şurada şöyle bir şey yapabilirim. Eğer sıfırsa x ya da y, burada tekrar random ediyorum ve 0,1 tabi burada da yok. Ya hepsini ekleyeceğim ya da en son bu fonksiyona geliyor x ve y. X ve y buraya geliyor. Burada parse ettikten sonra eğer x değerim küçükse 1'den veya x değerim büyükse max map nokta max x koordinattan büyükse x değerini 1 yap. 1 yaparsa ne olur? Şuraya gelmiş olur, buraya gelir. Buraya da ekleyemeyeceği için tekrar düzenlemek gerekecektir. Aynı şeyi y koordinatı için de yaparsak, eğer y 1'den küçükse veya y büyükse maksimum y koordinatından y'yi 1 yap dersem komut sayesinde koordinat dışı eklemelere izin verme. Çalıştıralım. Artık koordinatın dışında bir şey ne oldu? Eklenmedi. Tekrar ses dosyamıza gelelim. Şurada with ve height 0,0 yaparsam bir şey değişmiyor. Orada sanki bir yer kaplıyor o nesne. Peki. Ben de bunu dibin altına eklerim. Şu nesneyi ekledikten sonra eklerim. Böylece şuraya eklenmiş olur. Benim hareketimi bozmamış olur. Ekranımı bozmamış olur. Çalıyor. Automatic start. Automatic start. Acaba şunları yapmamaktan kaynaklanan mı? Hayır. Automatic start true olsun. Her halükarda çalıyor. Bu işlemiyor. Peki. Enable JavaScript true. IDK. Biraz daha bakalım. Bunu biz nereden aldık? Sorunun içerisinden aldık. Bu soru soruyordu. Hatalı olma ihtimali var. Peki.
Şurada da var. Span demiş. Play sound. Play sound'u tabii ki kendi üretmiş. Hidden diye bir şey var. Ona bakalım. Hidden eşittir true dersem. Bad value. Hidden eşittir true. Versiyon farkı olabilir. Daha önce true'u kabul ediyordur. Ya da bu soru olduğu için burada yazarken yanlış yazılmış olabilir. Bakalım. Yine yer kaplıyor. Hidden true olsa da yer kaplıyor. Şuna geçelim. Şuraya geçelim. Biraz da burada araştıralım. Play sound. Şuna bakalım. Şuna bakalım. İki tane. Şunları kapatalım. Example'a bakalım. Ne yapmış? Bu ilk gördüğümüz şekilde eklemiş. Audio şeklinde eklemiş. Yine aynı şekilde alıp ID'sini alıp kullanmış. Benim ID'm neydi? Ksound. Şunu siliyorum. Wav dosyasını ekleyeceğim. Ama burada örnekte şey Wav kullanmamış. MP3 kullanmış. Şunu sildim. Şuraya koydum. Şuna deneyeceğim. Yer kaplıyor mu? Yer kaplamıyor bu. Yukarı koyulabilir. Type'larına bakalım. Audio object. Bakalım. Audio source type diye bir arayalım. Audio source type. Bakalım neler var. MP3. MPEG zaten MP3'tü. Bu OGV bana WAV gerekiyor. Ben biraz bakayım. Sonra tekrar devam edeyim yayına. Google'dan arayınca buldum. Şu şekilde. Wow, sadece wow yazılıyormuş. Burada bu nesneden iki tane daha oluşturacağım. Birine eat, birine de hurt diyeceğim. Şu eat nokta eat olan
WoW dosyası. Hurt olanda MP3. MP3 için bir şey değişiklik yapmama gerek yok. Diğer ikisi için şu type'ı değiştiriyorum. Eğer tarayıcı desteklemiyorsa şu uyarıyı verecek. O yüzden bunu aşağıya eklemem daha doğru olur. Eğer uyarı verirse, yani oyunun altında uyarıyı vermiş olur. Ya da istersek şunu sileriz. Hiç uyarı vermez. Elimde 3 tane şimdi ID'li ses dosyası var. Artık bunları klasım içerisinden çağırabilirim. O nasıldı? Ona bakalım. ID'yi bir değişkene atıyoruz. Değişken nokta play diyoruz. Ve müzik ya da ses efekti çalıyor. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi öncelikle bu ses dosyalarının bazı değişkenlere atanması. Sound'a gidelim. Bu ses dosyalarını sürekli kullanacağımız için her seferinde doküman içerisinde arayıp bir değişkene kaydetmek yerine en başta bazı değişkenlerin içeriğine bunları ekleyip daha sonra bu değişkenlerden kullanabiliriz. K sound element eşittir diyelim mesela. Bir tane hurt sound element eşittir. Bir tane de it sound element eşittir diyelim. Ne yapacağız başlangıçta? Bunların içeriğini dolduracağız. Eşittir document nokta get element by id neydi bu k sound k sound demiştik k sound demiştik it sound ve hurt sound var. Aynısından 3 tane kopyalıyorum. Initial'da bunların her birini bir değişkene ne yapacağım? Atayacağım. Sonra da bu değişkenlerden kullanacağım. Hurt ve Hit. Bu Initial'ı tabii kullanmadan önce benim ana Butterfly Game'de çalıştırmam lazım. Kullanmadan önce ilk çalışan yerde bütün class'ları initial ediyorum. Sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Sound.play play eşittir function mesela sound name bir fonksiyon, play fonksiyonu verilen ses ismine göre çalıyor. Çalma işlemini yapıyor. Şöyle yapalım. Bir tane switch sound name ya da sound id sound id de olabilir sound name case case eğer case ne yapacak şu değişken
nokta play diyecek. Yine 3 tane ses dosyam var. Bu ileride artabilir. Arttıkça buraya aynı şekilde ekleyeceğim ve kullanıma hazır olacak artık. Heard ve it. Peki. Bakalım çalışacak mı bu? Şurada bir deneyelim. Mesela sound nokta play k dersek hata verdi. Bakalım nerede hata verdi. Evet, sound klasını ne yaptık? Şey eklemedik indeksin içerisine. Eklemedik. Şurada eklememiz gerekiyordu. Kullanmadan önce. Evet. K çalıyor. Diğerlerini deneyelim. Heard. Heard de çaldı. Bir de ne vardı? It vardı. Evet. Bu isimleri akılda tutmak tabii bir süre sonra unuturuz kullanırken. Gidip bakmak zorunda kalırız. Şöyle bir kullanım var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunlar için sabit kullanabiliriz. Sound nokta sound names eşittir. Büyük harfle yazım büyük harfle yazmak standart olarak o değişkenin içeriğinin hiçbir zaman değişmediği anlamına geliyor. Sabit olduğu anlamına geliyor. Ama bu sadece bizim kullanımımız. Yoksa biz sound names'in içeriğine bir şey eklersek ilerleyen vakitlerde değiştirebiliriz. Yani bu bir değişken. Bir sabit değil. Gelişmiş programlama dillerinde bir sabit belirlediğimiz zaman ona o şekilde RAM'de yer ayırıp onu bir sabit olarak gerçekten değişmemesi üzere barındırıyor. Ama şu an bizim kullandığımız sadece bize bir bilgi vermek için. Büyük harf. Büyük harfle sabit olarak K dedim. Eşittir K. Ne yaptım? Objeme bir nesne. Objeme bir değişken ekliyorum. Aynı şekilde heard. Onları da büyük harfle yapıyorum. Heard ve ne vardı başka? It. It diyorum. Eğer bu şekilde kullandığım isimleri sabit olarak eklersem daha sonra play sound kullanacağım zaman bunun içerisine sound nokta sound names nokta dediğim zaman bana hangi sound name'leri kullanabileceğimi çıkartır. Ben de buradan böylece bir daha hatırlamak ya da içeri girip bakmak zorunda kalmam. Yine aynı şekilde kodun okunuşunda da sound nokta sound klasında sound isimlerinde k sound'un ismiymiş bu. Büyük harfli yazılmış. Bu bir sabitmiş gibi bilgileri bana veriyor. K. Bu şekilde kullanımı olabilir. Ve ses klasımızı yazdığımıza göre artık sesleri kullanabiliriz.
Peki nerede kullanacağız bu sesleri? K'den başlayalım. K'in üzerine gelip K'yi aldığında aldığı tam olarak ne zaman kesinleşiyor? Önce bir map'e bakalım. Map'te bir fonksiyonumuz vardı bizim. On player arrive. Burada K eşittir bir item element nesneyi haritadan kaldırmış. Direkt nesneyi haritadan kaldırdığımıza göre artık yani o nesneyi aldık. Daha o nesneyi tabi geri dönmemiş player'a ama o bilgileri geri döndürecek ve player onu ne yapacak? Alacak. Buraya da ekleyebiliriz. Ya da player'a gidip player'da nerede alıyoruz anahtarı? Burada anahtarı kullanmışız. Burada da mesela anahtarı alıyor. Sahip olduğum anahtar sayısını arttırmış. Anahtara sahip olduğunu göster. Burada da kullanabiliriz. İkisi de aslında hemen hemen aynı. Burada kullanalım. Değişkenleri yaptıktan sonra ne yapalım? Anahtarın alınma sesini çıkar. Başka ne vardı bizim? Bir şey yeme. Şimdi player da bir şey yiyebilir ya da diğer yapacağımız, ileride yapacağımız hareket eden diğer nesneler olacak. Onlar da bir şey yiyebilir. Onlar bir şey yediğinde ses çıkarsın mı? O zaman çok karışıklık olabilir. Hem bizim sesimiz olacak hem onların sesi olacak. Onlar yediğinde ses çıkarmasın. Sadece biz yediğimizde ses çıkarsın. Eğer onlar yediğinde de ses çıkarmak isteseydim, gidip map class'ın içinde ekleyecektim ses dosyama. Ama ben sadece player için bu ses özelliğinin olmasını istiyorum. Ne yapmışız? Mesela eat. Eat return ediyor mu? Evet. Ne return ediyor? Food value. Bir besin değeri return ediyor. O besin değeri de player'a geliyor. Bakalım burada food value nerede var? Neredeymiş bu? Space'e basıldığında bir şey yemek istediğimde eğer yenebilen bir şeyse yiyorum ve besin değeri gelmişse bunu life value'ya ekliyorum. Bu eklemeyi yaptıktan sonra da bir şeyler yeme sesi çıkar diyerek sound.play neydi? sound.soundnames.eat diye kullanabilirim. Deneyelim bakalım. Mesela şu çiçeğin üzerine gelip space'e basıyorum. Evet. Böylece o sesi çıkartıyor. Bir ısırma sesi. Güzel. Oyunda şöyle, şu yukarıdaki hatayı düzelttiğimize göre oyunda şöyle bir hata daha var. İlk yüklendiğinde burada tek bir resim yüklüyoruz biz. Sağa doğru mesela, sağa doğru gitmek istediğimde her zaman yapmıyor ama ben onu tespit ettim birkaç kere. O resim, ikinci resim ilk başlangıçta yüklü olmadığı için ve sağa doğru ilerlerken eğer işlemci biraz yoğun olursa ve o resmin yüklenmesi, sağa doğru gitme resminin yüklenmesi zaman alırsa yukarıya doğru bakarken kelebek sağa doğru gidiyor. Ama daha sonra o resimler yükleniyor. Yüklendikten sonra artık bir problem çıkmıyor. O problemi nasıl çözebiliriz?
yapacağımız iş ekran ilk yüklendiğinde diğer resimleri de gizli bir yerde yükleyerek böylece kullanacağımız bütün resimleri oyun ilk yüklendiğinde yüklemiş oluruz ama kullanmayız. Daha sonra kullanmamız gerektiğinde daha önceden doküman içine yüklendiği için daha hızlı bir şekilde resmin değişmesini sağlarız. Eat. Bir de ne vardı? Hurt. O da bir tuzağa düştüğünde ve diğer bir canlıyla karşılaştığında onu nereye yazacağız? Diğer canlılar tuzağa düşmeyecekti. Tuzaklar sadece bizim için. O da yine player'la ilgili bir iş olduğu için onu da player'a yazalım. O da neredeydi? Return object damage. Şimdi damage'e daha önce bir satır kod yazdığımız için burada süslü parantez açıp kapatmamışız ama artık süslü parantez açıp kapatmamız gerekecek. Çünkü bir satır daha kod yazacağız buraya. Player damage aldığında hasar alma sesi çıkar. Nokta hurt. Bu aynı zamanda return object damage diğer bir nesneyle canlıyla çarpıştığı zaman bunu mu kullanacağız biz? Ona bakalım. Map'ten. Bu damage ne olarak geliyor? Bu damage trap'ten geliyor. Demek ki trap olduğu için bu diğer canlılarla çarpıştığında onun için farklı bir şey yazmayı düşünmüşüz herhalde. Şu an aklımda değil o. Neyse şunu da çalıştıralım bakalım. Yiyoruz. CTRL A ile bir tuzak bulalım. Şurada bir tuzak var mesela. Tuzağa düştük zaten. Gider. Bütün tuzaklara düştük. Kaç tane tuzak var? 4 tane tuzak. Şu anahtarı da alalım. Hiç anahtar almadık. Evet, böylece biraz daha renklendi oyunumuz. İş yaparken ses çıkmadığı zaman çok belli olmuyordu. Artık yeni bir başka ses efektleri eklemek istiyorsan class'ımızı aynı şekilde eklemeye devam edeceğiz. HTML'i de ekleyeceğiz. Class'ımızı da ekleyeceğiz. Ondan sonra her yerde, istediğimiz her yerde sound class'ımıza ulaşıp bunu kullanabileceğiz. Şu uyarıyı yapalım. Anahtar olmadan kapının önüne gelince bir uyarı veriyordu. Bir de bu kelebeğin bütün resimlerinin yüklenmesi için şöyle de bir çözüm uygulayabiliriz. Şimdi aklıma geldi. Bizim zaten map class'ın içerisinde o map class'ı değil, o player'la ilgiliydi. Player'da o resmi değiştiren bir fonksiyonumuz vardı. Move, turn. Turn fonksiyonu. Turn fonksiyonu ne yapıyordu? Her yöne değişmesini sağlıyordu. Eğer ben initial'da player elementi ayrıldıktan sonra, çünkü elementi burada kullanıyorum, elementi aldıktan sonra
down. Down, right, left, up dersem, sırayla bütün resimleri yüklersem dokümana, yüklenen resimleri doküman RAM'de tutarsa ya da birinci resim yüklenmeden ikinci resim yüklenmezse bu çözebilir sorunumuzu. Kodu yazayım. Ben bir bakarım. Tekrar o sorunla karşılaşıyorum. Karşılaşmıyorsam çözmüşüm demektir. Bakalım kötü görünüyor mu başlangıçta? Hiç fark edilmiyor. Hiç fark edilmiyor. Şu anda şey de yok. Ama zaten o sorun bazen çıkıyordu. Bu kod dursun. Sorunu çözmüş olabilir. Çözmediyse başka bir çözüm deneriz. Oyuncunun ilk baştaki yüklenme sorununa çözüm olarak yazıldı. Yüklenme gecikme sorununa. Şimdi şeye devam edelim. Bana bir tane alert gerekiyor. Hatta o alerti kullanıcıya bilgi verme alertini, mesela bir tuzağa düştüğüm zaman da alert verebilirim. İşte 40 hasar aldığınız gibi bir bilgi verebilirim oyuncuya. Şu an burada mesaj kutusuna koyduk. Kapıdan geçebilirim, çanaklara ihtiyacım var. Benim istediğim şöyle, ekranın bir bölümünde, şurada da olabilir. Bir uyarı yazısı çıksın. İşte 3-5 saniye sonra kendiliğinden kapansın. Bunu nereye ekleyelim? Bunu da board'a ekleyelim. Bu da board'a bağlayalım. Board'la ilgili bir iş olsun bu da. Öncelikle yapmam gereken şey şu. Index.html'e bir tag açmak. Bu tag'i tabi butterfly game container içine açacağım ve her şeyden yukarıda olması için en altta açacağım. Bu şey layer mount'ında değil, resim programındaki layer mount'ında değil, üstteki olan daha üstte görünmüyor. Bu nesneler sırayla eklendiği için en son eklenen nesne daha üstte eklenmiş oluyor. Z indeksi daha yüksek oluyor. Ama ekledikten sonra tabi nesnenin Z indeks özelliğini değiştirerek arkaya bir başka nesnenin altına ya da üstüne alabilirsiniz. Bununla birlikte bir div'in içerisine eklediğimiz, sonradan eklediğimiz nesnelerde o div'in Z indeksine göre kendi aralarında kendi Z indeksine göre sıralanıyorlar üst alt. Ama o div'in dışında eklediğim kelebek, şu player hangisiydi? Şuradaydı. Game Objects'in üstünde olan. Bu Game Objects'in içine ne zaman eklerse ekleyeyim onların hepsinden daha yukarıda olmuş oluyor. Bir ID verelim. Alert box diyelim bu ID'ye. İçerisine bir uyarı. Bunu şu an ekranda görmek için herhangi bir şey yazıyorum. Tabii ki bunu board.js
klasımızla dinamik olarak değiştirerek yazacağız. Ne yazalım onun içine? Şurada o uyarıyı biz nerede vermiştik? Kodlar artınca tabi yerlerini de unutunca işler biraz zorlaşmaya başladı. Bir şey bulmak. Nereye yazmıştım? Neredeydi? Hangi satırdaydı? Alert var mı burada? Var mı? Var. Nereye yazmışız? Nereye yazmışız? On koordinat. Şunu şöyle diyelim. Kapıdan geçmek için anahtara ihtiyacınız var. Alert box. Bu alert box için bir ne yapalım? Bu nevi ID sharp alert box. Şuna benzetmek istiyorum ben. Şu beyaz. Güzel o. Neydi o? Life bar. Onun özelliklerini alayım. Onun özelliklerini alayım. Absolute olsun. Padding vermişiz. Padding ne yapacak? Yazının yazıyla beyaz. Şu yazı içinde olacağı için yazıyla beyaz arasında sınır arasında bir şey yapmış olacak. Çizgi çizmiş olacak. Genişlik yazının genişliği otomatik olsun. Genişlik. Top ve right background color white 4 piksel kenarları çevir. Peki top dediği 10 piksel. Şunu bottom diye 10 piksel. Bir de right yerine left dersem burada çıktı. Yazı karakterini beğenmedim. Yazı karakterini nasıl değiştiriyorduk daha önce? Arial kullanmıştık. Font kullanmıştık. Bold kullanmıştık. Renk yazının rengini değiştirmiştik. Onları kopyalayayım şuraya. 12 piksel bold. Black yerine ben şey istiyorum. Koyu bir gri. Koyu bir gri de olabilir. Turuncu görünmez. Koyu bir gri. Güzel olabilir diye düşünüyorum. Göreceğiz şimdi. Evet. Hafif bir opacity verebiliriz. Şeffaf olsun. Şurada daha önce kullandığımız konutlardan. Opacity verelim bir de. Biraz şeffaf olsun. Tabii şeffaf olunca iyice görünmüyor. Siyah black. Opacity verince zaten o biraz grileşecek. Kenar boşluklarını biraz daha fazla yapabiliriz. Kenardan boşlukları biraz daha yapabiliriz. 8 yapalım mesela. Evet. Şöyle bir uyarı. Uyarı verecek. Artık bu uyarı ne yazarsak böyle bir uyarı verecek. Ondan sonra bu uyarı yok olacak. Aslında şu uyarıyı tam şu ortaya alabilirsem daha etkili olur. Sonra da zaten yok olacak. Onun için ne yapacağım? Mesela bottom aşağıdan
%50 tam tersi 50 yüzde boşluk bırakırsam ortaya geliyor mu? Tabii tam ortaya gelmiyor ama hemen hemen ortaya gelmiş oluyor. Çünkü şunun yüksekliği var bir de. Onun yüksekliğini hesapla katmadık. Ama yatay olarak ortalarken mecburen onun yüksekliğini de hesaba katmak zorundayız. Çünkü yatayda daha belirgin olacak. Evet, %50. Şurası, şuradaki noktaya göre hesaplıyor. Ekranın tam ortasına getiriyor o noktayı. %50 eksi şu nesnenin genişliğinin yarısı. Yarısını çıkarmam gerekiyor tam ortalamak için. Onu nasıl yaparım? Bakalım. CSS'de öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. CSS matematik hesabı var mı? JavaScript'a CSS Cal diye bir şey varmış. Calculate. Calculate. Şöyle yapacağız. Left calculate parantez aç. %50 eksi width. Width diyebilir miyiz? Yüz piksel demiş burada. Başka örnek var mı? Deneyelim. Deneyelim. Bit dersen bir şey oluyor mu? Hı, oldu. %50'den genişliği kadar çıkardı. Değil mi? Bit bölü 2 dersen Width Width olmadı. Width olmadı. Bakalım şunun kullanımına. Burada tek bir şey kullanmış. Şurada arayalım. Ne diyeceğiz? CSS call with calling border with call with division diyoruz. Şöyle açalım, göz gezdirelim. Bakalım nasıl kullanım var mevcut. Tabi ortalamanın tek yolu bu değil. Ben şimdi absolut yaptığım için aklıma ilk gelen yöntem bu oldu. Ama ortalamak için birçok farklı yöntem var internette. Size uygun olan başka bir yöntem de kullanabilirsiniz. Genelde piksel ve %100. %100'ü kullanmış. Overflow. Hiç. Kalıcı kanal. Genelde hep sabit piksel olarak kullanmış. Benim istediğim, benim ihtiyacım olan şu değer. Burada auto olarak veriyor şu değeri. Şu değere ihtiyacım var burada kullanmak için.
Ben biraz da evet, yapmak istediğimi yaptım. Biraz araştırma sonucunda ortaladım. Şöyle bir şey buldum. Ortalama bir nesneyi, böyle bir divi ortalanması, bu nesnenin özelliğiyle ilgili bir şey değil. Bunun bir üst nesnesinin özelliklerine eklenmesi gereken bir şey. Bir üst nesnenin içime eklenmiş nesneleri ortala dememiz gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey ekledim. Şu bizim divimizde Alert Box. Ben Alert Box'ı Alert Box Container diye onu taşıyan bir üst divin içine ekledim. Alert Box Container. Şunları da Butterfly Game Container, yani şu container'ın içine ekledim. Alert Box Container'a ne yazdık? Alert Box Container absolut, yani koordinat verebiliyorum. 0'a 0 koordinatta şu noktadan başlasın. Şu divin içerisindeydi. Genişlik %100, yükseklik %100. Yani şu divin genişliğini, yüksekliğini biz daha önce verdiğimiz için onun genişliği yüksekliğiyle aynı olacak. Onun içerisinde bulunduğu için. Hatta şöyle background color red dersen aynı diğer şey bir oyun alanının tamamını kaplayacak şekilde bir div oluşturdum. Çünkü ortalamasını istediğim yer bu oyun alanı. Ben burayı hesaba katmak istemiyorum. Şu oyun alanında içerisinde şu yazıyı ortalamak istiyordum. Sonra şimdi burada bir nesne eklediğimiz zaman daha sonra mesela oyun başlarken menü eklersek, oyun bittiğinde işte oyun bitti menüleri, tekrar oyuna gibi menüler eklersek de bu yöntemle oyun üzerinde bir katman oluşturup orada tasarımımızı yapıp oyun başladığında o katmanı silip göstermeyip oyunumuza devam edeceğiz. Şimdi arka planı tekrar iptal ediyorum. Görünmesi açısından. Bir de bu katmanı eklememiz tabi bu diğerlerinin üzerine eklendiğimiz için artık diğerlerini seçim işi olmuyor. Yine Ctrl A dersek ya da alt taraftan seçersek seçebiliyoruz ama üstüne geldiğimizde artık başka bir katman olduğu için seçim yapamıyoruz. Tabi benim size seçim yapamama kodu, CSS'de seçim yapmama kodu var dediğim bu değil. O tamamen hiçbir şey seçilmemesini sağlıyordu. Bunu bilerek yapmadım ama niye böyle olduğunu açıklamak için söylüyorum. Bir katman olduğu için artık şuradaki metni şu eskiden bu şekilde seçilebiliyordu. Artık o metin o şekilde seçilemiyor. Şu bulduğum ortalama kodu display flex olması gerekiyor. Şu birinci komut kapatırsam sağ solda ortalamayı sağlıyor. İkinci komut da yukarı aşağıya da ortalamayı sağlıyor. Onu kapatırsam yukarı aşağıda ortalamada sıkıntı oluyor. Onun dışında Alert Box'ta hiçbir değişiklik yapmadım. Sadece top left gibi ortalamaya çalıştığım komutları buradan sildim artık. Genişlik auto buraya içine yazdığımız yazının genişliğinde olması için uyarı alanı. Eğer onu yazmazsak yine auto oluyor. Sığdırdığı için
Ben şöyle olur diye düşünmüştüm. Şöyle olur diye düşünmüştüm. Ya da işte manuel bir boyut verirsek de şöyle oluyor. İşte daha küçük yapmışız. 200 piksel yazıdan daha küçük yaptığımız zaman böyle oluyor. Ama bizim yazımızın içeri değişeceği için genişliği, içindeki yazının genişliği kadar olması önemli. İçindeki yazı kadar. Şuna ihtiyacımız yokmuş demek ki auto yazmaya. Ama dursun bu komut olarak burada. Başka yerlerde ihtiyacımız olursa otomatik genişletmeye şöyle bir komut var. Otomatik yap dediğimiz zaman otomatik olarak değiştiriyor. Evet, alertim bu şekilde olacak. Artık nesnemi yerleştirdiğime göre ve nesnemin bir ID'si de olduğuna göre ne yapabilirim? Bu alerti board CS içine yazdığım fonksiyonla yönetebilirim. Şunun seçilmesini istiyorsanız alert yokken, alerti kaybederken şu nesneyi de yok ederseniz seçim tekrar yapılabilir. Ama bu şekilde olması problem değilse sadece alert box'la oynayabilirsiniz. Görünmemesi istediğiniz nesneyi, bu nesneyi saklayabilirsiniz. Şimdi yapacağımız iş şu. Gelelim şeye. Port CS'ye. Açıklama yazalım. Ekranda uyarı çıkarmak. Port nokta show alert diyebiliriz. Show alert eşittir function. Alert text ya da alert text de değil, direkt text de diyebiliriz buna. Bu alert'a şöyle özellikler mesela ekleyebiliriz. Şu uyarının yanında bir ikon koyabilirsiniz mesela işte kırmızı ünlem, işte sarı olabilir, kırmızı olabilir, bazı şeyler oluyor mesela bilgi, info ikonu olabilir. Mesela bazı yerlerden geçerken bir bilgi veriyor. Mesela kayaya doğru ilerlemeye çalıştığınızda bir bilgi veriyor. Kayanın üzerinden geçemezsiniz. Ya da duvara doğru geçmeye çalıştığınızda duvarın üzerinden geçemezsiniz. Bu güzel. Bunu not. Evet, başka ne olabilir mesela? İşte buradaki başka parametreler vererek mesela uyarı, bilgi, tehlike gibi parametrelerle vererek daha sonra bunun içerisinde bu fonksiyonun içerisinde yazının rengini de değiştirebilirim. Arka planın rengini de değiştirebilirim. İstediğim şeyi yapabilirim. Şuraya bir daha arka planın rengini değiştirmek de güzel bir fikir aslında. Mesela beyaz olduğu zaman bir bilgi veriyor. Sarı bir uyarı. Kırmızı mesela bir tuzağın üzerinden geçtin. İşte yüksek bir hasar aldın. 40 hasar aldın gibi. Ya da can barım 20'nin altına düştüğünde bizi uyarsın, tehlikeli olduğunu söylesin gibi. Ne yapacağım? Alert çıkarmak için. Bana bir element gerekiyor önce. Board. Board nokta. Alert box element gerekiyor bana. Alert box element şurada. Initial'da. Board.init
dashboard nokta alert box element eşittir document nokta ctrl space bastığım zaman tamamlıyor. Alert box mıydı? Hemen bakalım HTML'de. Alert box'tı. Benim element. Bir üst container'a ihtiyacım var mı? Yani ben şunu yok etmeyeceğim için, şu özelliği yok etmeyeceğim için benim ihtiyacım yok. Siz bir üst container'la da isterseniz çalışabilirsiniz. Ne yaptım? Element'imi aldım artık. Element'im bu. Yapacağım şey şurada bakın. Set case status. Ne yapmıştık? Display'i block ve none yaparak block görünüyordu, none görünmüyordu. Ben de bu alert box'ı görünür ve görünmez yapabilirim. Şöyle yapacağım. Alert box'ı göster. Önce yazıyı ekleyip sonra göstereyim. Board.alertbox.stil display block dediğim zaman görünüyor. Şu anda görünüyor ama ilk başlangıçta görünmemesini istiyorum ben. Nokta neydi bizim? Bu bir div. Div'di. Div'in içerisine, arasına yazı yazmak için kullandığımız komut neydi? Inner HTML'di. Inner HTML'di. Burada onu kullanacağız. Inner HTML. Direkt nasıl bir metin gönderilmişse o metini ekliyorum. Blok diyorum, görünsün. Bir de bir komut daha yapacağım. Board nokta hide alert diyeceğim. Bu da ne yapacak? Hide saklamak için şu none, şu display özelliğini, still display'i none yapıyorduk. Bu da alert kutusunu sakla diyecek. Bir test edeyim. Bakalım şurada key status mesela anahtarı görünmez yap. Şurada mesela anahtar var, o görünmüyor. Aynı yerde hide alert dersen görünmez oluyor ama başlangıçta tabii göründüğü için hoş olmuyor. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Bu display none özelliğini başlangıçta direkt uygulaması için alert box'ın içine yazabiliriz. Display none. Şuradan da board'dan da şunu ilk başta kullanmamıza gerek yok. Bakalım. Evet. Şimdi bu komutun işlemesi için ekrandaki her şey, dokümanın tamamı yükleniyor. Ondan sonra event çalışıyor. Event işte initial'lar çalışmaya başlıyor. Bu initial çalıştığında bu geçen zaman süresince o ekranda görünmeye devam ediyor. Ama direkt manuel olarak CSS'in içine yazdığımız daha yüklenmeden o nesnenin özelliğinin ilk başlangıçta o olacağı belli ve o şekilde kullanılıyor. Bakalım. O sefer görünmüyor. Bizim istediğimiz görünmemesi. Show alert'te diyelim. Bir tane test alert diyelim.
test alert diyelim. Direkt test alert ne oldu? Görüntülendi. Hide alert dersem de ne olur? Kapatılır. Şimdi ben alerte bir özellik daha eklemek istiyorum. Ben alerti kapatmakla uğraşmak istemiyorum. Ben alert verdikten 4 saniye sonra ya da 3 saniye sonra otomatik kapansın. Bunun için ne komodumuz vardı? Daha önce kullanmıştık. Bir kere çalışacak. Bir zaman sonra çalışmasını istediğimiz komutu set timeout'la, sürekli çalışmasını istediğimiz komutu set interval'le yapıyorduk. Bize bir kere çalışacak bir komut lazım. Set timeout gerekiyor. Bunun içerisinde bunun parametreleri neydi? Bir tane fonksiyon yazıyoruz. Bu fonksiyon içinde yazdığımız komutlar çalışacak. Ne kadar süre sonra? 3000 milisaniye. 3 saniye sonra. Ne çalışsın? Board hide alert. Alerti sakla. Fonksiyonu çalışsın. Şu şekilde de kullanabiliriz. Bakalım çalışıyor mu? Önce ona bakalım. Test alerti yap. Mesela test alert. 1, 2, 3. Gitti. Test alert. 1, 2, 3. 3 çok aslında. 2,5 da olabilir. Ama tabi okuma uzun olursa okuması gerekecek kişinin. Değil mi? Okuyacak. Gidecek. Şimdi tek satır kod yazdığım için ve bir fonksiyon yazdığım için şu şekilde de kullanabilirim. Şunun aynısından. Bir tane daha altına yapayım. Şunu kapatayım. Şu fonksiyon yerine bu da bir fonksiyon. Çağrılacak fonksiyon olarak şunu yazarım. Ama bunu yazarsam ne yapacağım? Noktalı virgülü koymayacağım. Ve parantez açıp kapama işaretini de koymayacağım. Çünkü koyarsam direkt çalışır. Direkt çalışır. O zaman ne olur? Hiç görülmez şey. Ne yapıyorum ben? Diyorum ki çalıştıracağım fonksiyon şu değişkenin içerisinde diyorum. Set timeout'a. O zamanı geldiğinde o fonksiyonu çalıştırıyor. Şöyle iki çeşit kullanımı da mevcut. Başka komutlar yazmam gerekseydi bunun içerisine başka komutlar da yazabilirdim. Şeyi de yapalım mı? Uyarı, renk değişiklikleri. Şu demoyu sileceğim. Bakayım turuncu ve kırmızı arka planda yazı nasıl görünüyor? Tabii hafif, çok açık sarı, açık turuncu olması gerekiyor. Orada farklı şekillerde kullanacağım. Şuradan nasıl test ederiz? Şu display none'ı kaldırırsam eğer şurada görünür. Biz ne kullandık? White. Yine şurada bir şey yapalım. White. Bilgi. Bilgi vermek için white olsun. Sonra tehlike ve uyarı. Uyarı sarı olur genelde. Tehlike de kırmızıya yakın bir renk olur. Ama ben tabii diğer şeylerin görünmesi için diğer yazıların görünmesi için daha farklı değişiklikler yapıyoruz. Mesela sarı yaptığımız zaman şu şeyi boğdu biraz. Yazı karakterini boğdu. O çünkü gri olduğu için.
renk var. Yani çok açık renkte yellow. Bu da çok çok kötü bir renk bu. Çok kötü renk ama o şey kadar boğmadı. Şunu 0.6 yaparsam, biraz daha şeffaf yaparsam, yazı karakteri de onunla birlikte şeffaflaşıyor. 7 yapayım. Hiç olmazsa şeffaflaştırarak ne yapıyorum? Arka plandaki renkle daha uyumlu hale getiriyorum. Daha haritayla daha uyumlu hale geliyor. Hem şu arka plan rengiyle karışıyor sarı tonu. Daha arka plana uygun bir renk oluyor. Hem de diğer nesnelerin görünmesi daha oyuna uyum sağlamış oluyor. Bakın şey yapsaydık eğer, direkt koyu bir şekilde yapsaydık, daha böyle çok farklı, oyundan çok dışarıda görünecekti renk. Biraz daha oyunun içine aldık. Sarıyı kullanabiliriz uyarı için. Alert diyelim. Alerta sarı diyelim. Bir de Danger yapacağız. Danger içinde çikolata rengi nasıl olur acaba? Çikolata rengi. Çok Danger gibi olmadı. Başka ne renkler var? Dark Red var. Dark Red çok koyu olur. Yazı da koyu renk olduğu için yazı kayboldu. Başka açık renk ama kırmızıya yakın ton. Artık oyunun sonlarına geldiğimiz için tabi bu çok zaman kaybediyorum bu tarz küçük işlerde, ayrıntılarda. Artık eğlence olsun diye bunlarla uğraşıyoruz. Sarıyı da örüyorum. Orange olmadı. Yazı karakteriyle mi oynasam? Yazı karakterinin rengiyle mi oynasam? Ya da yazı karakterinin rengiyle oynarsam şey görünmez. Şu ya da şu. Kırmızı. Sarı nasıl görünüyor bakalım. Sarı görünmüyor işte. Bu hiç olmaz. Bu bile kalsın. İkon da yapmıyoruz. İkon eklemeyeceğiz şimdi. İkon ekleyebilirdik ama çok da şey değil bu. Çok gerekli değil. Şu renkleri ben çok seviyorum. Şöyle renkler çok güzel. White bilgi vermek için ideal, güzel bir renk. Şu rengi kullanalım. Olmazsa Yellow'u Danger için kullanalım. Evet,
Yellow Danger için kullanalım. Şu rengi de Alert için kullanalım. Bayağı parlak renkler oldu. İlgi çekiyor. Zaten amaç da ilgi çekmek. Şunu da Alert için kullanalım. Güzel. Bu ne? Background Color. Şurada gelelim şeye, board'a. Board Alert. Type diyelim. Type switch. Tipe göre case info, eğer bilgi veriyorsa ne yapacak? element.stil.background.color eşittir white. Break yapalım. Case alert ise, uyarı veriyorsa, şunu kopyalıyorum. Bir tane daha bundan kopyalıyorum. Bir de danger için. Danger. Alert ise şu mavi renk. Dangerous'a da yellow olacak. Bir de şöyle bir şey yazalım. Eğer tipe bir şey yazılmazsa, tip boşsa, boş olduğunu nasıl yazıyoruz? Başına ünlem koyuyoruz. Ünlem koymazsak doluysa içeri girer. Eğer tip boşsa tipi info yapsın. Yani standart olarak tipe bir şey yazmadan show alert ya dersen bir şey, bunun tipi nedir? Standart info, bir bilgi veriliyordur. Güzel, bunu şimdi her yerde kullanabiliriz. Ne kadar oldu zaman? 28. Neyse, bu da uzun olsun bu video. Ne yapacağım? İndekse girelim. Artık şuna ihtiyacım yok. Şunu kopyalayayım. Bu metni kullanacağım. Cut. Şu uyarıyı sileyim. İçi boş olsun. Bu bir. İkincisi, CSS'ten display none'ı tekrar aktif hale getireyim. Başlangıçta görünmesin. Üçüncüsü, önce kapıyı halledelim. Kapının alerti player'da veriliyordu. Şurada. Artık ne diyeceğim buraya? Board nokta set alert virgül. Şunu kapa. Bu ne? Info mu? Geçemezsiniz diyor. Info bilgi, anahtarı aldığı zaman bir bilgi. Kapıyı açamaması bir alert. Şuradan geçememesi alert. Tuzağa düşmesi danger. Bu şey olsun. Alert olsun. Çünkü uyarıyor. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var diyor. Başka nerelere koyalım?
Mesela map'e girelim. Üzerinden geçilemeyecek nesnelere doğru ilerlediğimiz zaman şey desin, bu nesnenin üzerinden geçemezsiniz. Ya da nesnenin ismini de söylesin. Mesela işte ağaç nesnesinin üzerinden geçemezsiniz gibi. Şunu bir deneyelim bakalım. Kapıdan anahtarsız geçmeye çalıştığım zaman ne yapıyor? Alerta da ses koyabiliriz ayrıca. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var. Hata var, bakın hızlı yok oluyor. Üst üste eklendiği için tuzağa düştük. Üst üste eklendiği için ne yapıyor? Nerede board? Board nerede? Şurada. Şu komut üzerine bir daha gelince bir daha çalışıyor. Bir daha gelince bir daha çalışıyor. Halbuki bir daha geldiğinde bir öncekini iptal etmek gerekir. Artık çünkü tekrar sıfırlamam gerekiyor onu. Onu nasıl yaparım? Bize bir değişken gerekiyor her seferinde sıfırlamak için. Board alert box time eşittir boş bir değişken alert box time out diyeyim buna. Sonra ne yapıyorduk? Bu bir set time out oluştururken bunu bir değişkene eşitleyebiliyorduk ki clear timeout fonksiyonuyla istediğimiz zaman temizleyebilirim. Şimdi ben ne yaptım? Eğer daha önce bir eklenmiş ve çalışmamış varsa onu temizleyip yeni bir tane açtım. Daha önce eklenmiş olanı temizle. Belli bir alerti otomatik kapat. Alerti otomatik kapat dedim. Gidelim bakalım. Şimdi bunu deneyelim. Bunu deneyelim. Düzgün. Tekrar gelip geldiğimde evet artık düzgün çalışıyor. Üst üste binmiyor. Tekrar girdiğimde bir öncekini iptal edip yeni değeri eklediği için problem yaşamıyoruz. Güzel. Başka ne yapacağız? Map'e bakalım. Map'te nesnelerle etkileşim olan neler var? Mesela eat yemek. Ne diyor? Yemek ye.
Apple ya da Flowers'a ve besin değeri sıfırdan büyükse yemeği ye. Alert şimdi bunun içine koyarsam bu map.it'i diğer gezen canlılar da kullanacağı için onlar da yemek yediğinde alert olur. Ben ama player'da olmasını istiyorum sadece. O zaman player'a gelelim. Ne yapıyorduk? Space'e basınca ses çıkarmıştık değil mi? Play sound. Return object'de de food value var. Şurada bir bilgi verebiliriz. Mesela yenen yemek hakkında bilgi. İşte 20 ise diyelim bunun içeriği artı besin değeri bu olan bir gıda tükettiniz. Besin değeri boşluk artı değişken artı 20 mesela boşluk olan bir gıda tükettiniz. Çok gerekli bir şey değil tabii bu tarz bilgiler. Ama madem 26 olan bir gıda tükettiniz. 6. Hemen bunu yersem 10'a dönüşüyor. 3 saniye sonra ne oluyor? Kapanıyor. 27 olan bir gıda tükettiniz. Güzel. Gıdalarda tamam. Şimdi bir nesneye üzerinden geçemeyeceği bir nesneye gitmeye çalıştığımda beni uyarsın. O nerede? O nerede? Moltu. Ne diyor? Eğer geçilebilirse hareket başlasın diyor. O zaman ben tabii bu uyarıyı sadece player için yapacağım. Şuraya else dersem ne yazacağım buraya? Eğer üzerinden geçilemeyecek bir nesneden geçmeye çalışırsa uyar. Uyar. Nasıl uyaracağım? Board nokta show alert alert uyarsın. Şeyi söyleyelim mi? Mesela ağacın üzerinden geçemezsiniz. Ama tree 1 ve tree 2 var. Wall 1 ve wall 2 var. Rock var. Bunları İngilizce isimlendirdik. Şöyle yapabiliriz mesela. Evet onu yapalım. Bir fonksiyon yazalım. Bir fonksiyon yazalım. Mesela tree 1 ve tree 2 değeri dönerse bana desin ki ağaç bu. Rock dönerse desin ki bu bir taş. Wall 1, wall 2 dönerse desin ki bana bu bir duvar. Ben de ona göre burada uyarı vereyim. Önce şuraya bir yazalım. Ağaç, bu değişecek ağaç. Ağaç nesnesinin üzerinden geçemezsiniz. Nesne kullanmayalım. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Bakalım ona bir. Mesela şuradan. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Duvara gitmeye çalıştığında bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Şimdi şunu ne yapalım? Değişken yapalım. Bununla ilgili fonksiyonu nereye yazalım? Bu map ile ilgili olduğu için map'e yazalım. Map'te yeni bir fonksiyon açmak istiyorum. Nesnelerin
Türkçe karşılıklarını ver. Map nokta get Turkish name eşittir function. Name. Bir tuşa bastım ama bir kısa yola bir işlem yapılıyor dersen ne yapayım? Yine switch. Birçok şey işlem yapacağım için switch diyeceğim. Switch. Burada üzerinden geçilemeyen nesnelerin şeyi açmışım. Inkscape'i açmışım. Kapatayım. Üzerinden geçilemeyen nesneler. Mesela case 3-1 break. Ne var? 3 şuradan bakayım. 3-1, 3-2. Bunlar ağaç. Ne yapıyorduk? Case'i 2 kere kullanabiliriz. Çünkü ikisinde de ben ağaç değeri döndüreceğim. Şuraya da bir tane var name eşittir diyeyim. Eğer 3-1 veya 3-2 ise bu ağaç döndür. Geçiyorum. Case rock name eşittir kaya. Ne olacak? Bir kaya üzerinden geçemez. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Break case. Başka ne var? Wall 1 case wall 2 var. Bunlardan da name'i duvar. Bir duvar üzerinden geçemezsiniz. Taş, ağaç, duvar. Bir de kapı. Kapı var. Ama kapının önüne geldiğinizde zaten bir uyarı veriyor. Ama kapının önüne geldiğinde uyarı veriyor. Bir de kapıya doğru gitmeye çalışırsa o zaman da name bir kapı kilitli. Bir kapı üzerinden geçemezsiniz. Kilitli bir kapı üzerinden geçemezsiniz. Uydurmak için böyle yaptım. Çünkü kapıdan geçebilir. Anahtar varsa uyarıda onu söylüyor. Hala geçmeye çalışırsa bunu söylesin. En sonunda da return name. Ben ne yapacağım? Şunu get Turkish name'i player'da şuraya get Turkish name 1 ağaç üzerinden geçemezsiniz. Alert. Buraya bana şimdi ID'si lazım. Üzerinden geçmeye çalıştığım nesnenin. İtem obje. İtem obje nokta. ID'si değil, tipi. Tipi lazım. Tipi gerekiyor. Type. Yazarsam bu işin de olmuş olması gerekiyor. Bakalım. Besin değeri 22 olan bir gıda tükettiniz. Bir duvar üzerinden geçemezsiniz. Bir ağaç üzerinden geçemezsiniz. Bir kaya üzerinden geçemezsiniz. Kapıya gidelim bakalım. Kapıdan geçebilmek için anahtara ihtiyacınız var. Geçmeye çalışsam
bir kapı üzerinden geçemezsiniz. Kilitli. Evet. İlerlemeye çalışıyorlar. Kapının kilitli olduğunu söylüyor. Bu da güzel oldu gibi. Ne kaldı? Danger kullanmadık. Danger da tuzağa düştüğümüz zaman. Tuzağa düştüğümüzde olacak. Şurada var mesela. Play Sound'da. Bu da player ile ilgili. Diğer canlılar bizi ilgilendirmiyor şu anda. Sadece uyarılar player ile ilgili olacağı için buraya yazıyorum. Alınan hasarı şöyle. Board.set set değil. Show alert virgül danger şurada return object damage şurada ne kadar hasar aldığını söylüyordu. On kadar hasar aldınız. Şuraya artı koymam gerekiyor. Nokta koyacağım. Şunlara nokta koymadım ama nokta koyayım bir de. Şu ne? Başka neydi? Besin değeri. Bir gıda tükettiniz. Nokta. Bir alertte nerede vardı? Map'in içinde var mı? Arayalım. Show alert var mı? Yok. Player'ın içinde show alert başka nerede var? Bir kadar hasar aldınız. Kapıyı açabilmek için resim verelim. Hepsine koyduk herhalde. Bakalım. Tuzak. Tuzağa koy. En son tuzağa yapmıştık. CTRL-A dedim. Şurada bir tuzak var. Şurada. Gidelim bakalım oraya. Besin değeri. Kaya üzerinden geçemezsiniz. Şurada mıydı tuzak? CTRL-A diyeyim. Şurada. 40 kadar hasar aldınız. Kırk kadar demeyelim ona. Şu alerte bakalım. Besin değeri kapıdan 40 kadar demeyelim. Burada bakın boşluk bırakmadığım için 40'la metin birleşik oldu. %40 hasar aldınız olsun. Çünkü zaten yüzde bu. %40 hasar almış oluyor. Güzel. Şimdi ne yaptık? Duvarlardan geçince söylüyor, uyarıyor bizi. Tüketince uyarıyor. Hasar aldım yine. Tüketince bize söylüyor. Bilgi verme çok aslında çok bilgi veriyor. Sürekli ekranda bir tane besin değeri. Zaten besin değerini ben biliyorum kaç olduğunu. Güzel. Başka küçük ayrıntılar kalmışsa onları artık diğer bir sonraki partta devam ederiz yapmaya. Şimdilik bu kadar.